Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Günümüz gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak tevfikini refik eylesin. Hizmet-i imaniye, Kur'an'ı da hissemizi ziyade eylesin. Rahmetiyle tecelli etsin, niyetimize göre muamele eylesin. Risale-i Nur'un kanuniyeti, Risale-i Nur'un sureti, kanuniyeti bizde. Hakikati ve mahiyetini bizde inkişaf ettirsin inşallah. Eğer aramızda bu projeye sonuna kadar, ki sonu yok, aramızda her kim ayrılacaksa, ahirete geçecekse, kabirde enis ve yoldaş eylesin, orada da devam ettirsin inşallah. Orası da medresedir. Peki ben yüz kaçtır Dima? 192. 192. Vicdan? 18. 18. Tamam. Doğru değil mi abiler? Hazır mıyız? Biraz ısınma yapacağız. Şunu şöyle koyayım. Çok şey yani, vicdan, diman, vicdan projesi. Bugün de ilgimi çekti. Yani bugün derken bu hafta, kader vicdani ve halidir diyor. Bu vicdan projesi aynı zamanda kaderi de çözecek gibi gözüküyor. Kaderi çözecek gibi gözüküyor. Ben ısınmak için biraz şey yapayım, gideyim. Mazlumun, yani vicdanı yazarken metnin dışında, anladığımın dışında taakkulüme, yani düşünceme ve aklıma düşen bazı manaları cümle olarak yazdığım şey var. Isırmak için onu okuyorum. Mazlumun suskunluğu vicdanı sağır edecek kadar güçlü olur. Böyle ille ceza, fiili ceza değil, en büyük ceza oradan işte. Üstad diyor ki beni vicdanı mağlup edin. Orada diyor. Vicdana rağmen yapmış ve söylemişse onu vicdandan sökmek paslanmış çiviyi yeniden sökmekten daha zordur. Vicdana rağmen yapmış olduğumuz, vicdan rahatsız ediyor, yapma diyor, deme diyor. Vicdana rağmen yapmış ve söylemiş olduğumuz şeyleri, onu vicdandan sökmek, bir tahtaya çivi çakarsın ama seneler geçer, paslanır, ondan sökmek kadar zordur. Kalp tekrarla oturur kalpte, malum. Bu tekrarat-ı Kur'aniye ve tekrarat-ı Risale-i Nur'dan çıkarttığımız. Akıl ise bir şeyi kabul edebilmesi için, oturması için delil, burhan, hüccet oldu mu yetiyor. Kalp ise tekrarla kabul ediyor. Onun için Subhanallah, Elhamdülillah, Allah-u Ekberler onun için tekrar ediliyor. Yani akılla kalp farklı çalışıyor böyle. İçsel yapılandıran, yani vicdan iç alemimizi yapılandıran, vicdan, yani malzeme üreten çok tuhaftır. Eğitiliyor, sonra da bizi eğitiyor. Böyle döngüsü var vicdanın. Vicdan sırf bir kavram değil, içsel haşir meydanıdır. İçsel haşir meydanıdır. Bugün en son yazdığım cümleyi size okuyayım. Allahu alem demişim. Akıl süreçtir, vicdan sonuçtur. Allahu alem demiş.
Vicdan sorumluluklarımızı yaptırımları ile gösteren, vicdan azabı ya, sorumluluklarımız var. Yapınca ve yapmayınca. Yapınca mükafatı var vicdanda. Diyor ki ve innel ebrare lefî naîm ve innel fucare lefî cehennem. Yani ahirette cezası ve mükafatı olanın dünyada macer peşini var. Vicdan bak tuhaf bir yapısı var. Dün akşam yazmışım çalışırken yazdım bu cümleyi. Vicdan sorumluluklarımızı nasıl yapıyor? Yaptırımları ile söyleyip gösteriyor. Sağ. Yani yanlışı, doğruyu zaten sana cevap veriyor. Sorumluluklarımızı yaptırımları ile gösteriyorsa, bak şimdi, hür ve salahiyet sahibi olduğumuzda, salahiyet sahibi olduğumuzda söylemiş oluyor ki, kader hali ve vicdanidir denmiş. Hür olduğumuzu, salahiyet sahibi olduğumuzu nasıl gösteriyor? Sorumluluklarımızı eylemleriyle, sonuçlarıyla gösteriyor. Sorumluluk yüklüyor bize. Mesela vicdanın yaptırıcı gücü nasıl var mıdır? Vardır. Çok korkunç bir yaptırıcı gücü vardır. Suçluluk duygusudur. Pişmanlıktır mesela. Yapar. Bu duygu insanın kendi davranışı için şahsen yapmış olduğu yargıdır yani. Pişmanlık da ne var? Pişmanlık kişide yeniden bir vazife yükümlülüğü doğurur. Pişmanlık. Yani bunlarla alakalı sorabilirsiniz yani. Dediğim lügat falan değil. Ama bunlarla alakalı sorabilirsiniz. Soru sormaz değil. Yani lügat şimdi sordun mu? Hali ve vicdan nedir derse bu nedir abi olmaz. Ama bununla alakalı olur. Bir daha vicdanın yaptırıcı gücü var. Nedir o? Sana suçluluk yaptırıyor. Pişmanlık hissettiriyor. Pişmanlık ne yapar? Merak ettim ben. Pişmanlık ne yapar? Nasıl yaptırıcı var? Yeniden bir vazife yükümlülüğü yüklenir kişi. Pişmanlıkla. Samimi olduğunu gösteriyor pişmanlık böylelikle. Vazife yükleniyorsa yeniden. Gerçek pişmanlık yapılan bir kötülüğün ardından derhal tamirine yönelmektir ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde yaptığınız bir yanlışı hemen bir iyilikle mukabele edin. Ben de bunu tefsir makamında şöyle diyorum. Bir günah mı yaptın? Düştük. Hemen en güzel güzel fiil iki rekat Allah için namazdır. Varsa kazan, kılmaktır. Bunlara, yani kişiye vicdani bir sorumluluk, suçluluk ve pişmanlık duygusunu hissettirmek ya, bunu vicdana Kur'an nasıl besliyor? Peygamber kıssalarıyla bize bunu Kur'an ifade ediyor. Peygamber kıssaları ruhu besliyor. Vicdanı besliyor. Demek ki vicdan aynı zamanda hür ve salahiyet. Yani insan mesul olabilmesi için dört kriter zemini lazım. Bir insan ne zaman mesul? Mesela kutuplarda, pigmelerde din gitmemiş. Bir insan ne kadar mesul olur? Aklı, zeka, iktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyeti kadar. Bunu sana kim gösteriyor? Vicdan gösteriyor. Nasıl gösteriyor? Bir de okuyayım. Vicdan sorumluluklarımızı yaptırımlarıyla, suçluluk ve pişmanlık ve azap çektirerek gösteriyorsa insan hür ve salahiyet sahibi olduğunu da vicdan söylemiş oluyor. Vicdan aynı zamanda sen hürsün ki Kehf suresinde şu meali yazdım. Hakkı beyan etmek, Cenab-ı Hak diyor. Hakkı beyan etmek Rabbinizindir yani. Onun işi.
Artık isteyen iman etsin, isteyen inkar etsin. Fakat biz Hakk'a karşı çıkanlara öyle bir ateş hazırladık ki diye devam ediyor. İkinci başka bir ayette Fussilet 40'ta hoşuma gitti yazdım. İstediğinizi yapın ancak bilin ki Allah yaptıklarınızı görmektedir. Bundan anlaşılıyor ki vicdan insanın özgürlüğünü, sorumluluğunu birlikte kabul etmektedir. Bundan anlaşılıyor ki vicdan sorumluluk yüklüyorsa aynı zamanda özgürdür. Yani vicdan özgürlükle sorumluluğu beraber gösteriyor. Biz de hakkı göstermek bizim vazifemiz. Rabbin izindir diyor. Ama bundan sonra isteyen iman etsin, istersen inkar etsin. Dolayısıyla ne yapıyor? Haşir'de verin kaderinizin hesabı yoktur. Verin yaptıklarınızın hesabı vardır. Haşir meydanında verin kaderinizin hesabı yoktur. Kader de vicdaniydi. Sorumlu olabilmesi için çeşitli tercih alternatiflerinin tercih şıklarında bulunması gerekiyor bir de. Mesela sorumlusun diyor. Ama tercih şıkkı tek. Nasıl sorumluyum? Dayattın beni. O zaman sorumlusun diyorsa o zaman çeşitli alternatifleri de vardır demektir. O zaman iman etmek mecbur olmadığım gibi inkar etmek de değil. Kaderin dayatması olsaydı bunları demezdi. Şuradan alayım. Bazı İslam alimleri akla çok değer vermeleri en tepeye koymaları Yunan felsefesinden etkilendiklerindendir. Oysa aklın aklı vicdandır. Aklın hatasını, aklın yanlışlarını akla gösterip izah eden vicdandır. O zaman aklın aklı vicdandır. Onun şimdi cümlesini yapacağım. Bunu daha önceki hafta söylemiştim ama içini ifade edeyim. Vicdanın en harika tarafı da, vicdan onu da göstereceğiz ama, vicdanın en harika tarafı o kadar harika ki, elem ve lezzet alma, yapılan yanlışları ve doğruları zeka itibariyle doğru zannettiğimiz vicdan azabıyla bize iade etme harikalığıdır. Akne veya zeka itibariyle yaptığımız doğru zannettiğimizi vicdan ceza ile iade ediyor. Yanlıştır diyor. Yani yaptırımları ile. Aklın ve zekanın yaptırımı yoktur. Çok tuhaftır. Vicdan yaptırımları ile gösterir. Elem ve lezzet almayı yapar sana. Elem ve lezzeti. Çok tuhaftır. Elem alabilmesi. Yanlışının o zaman iş işten bitmemiş abiler. Vefat edince iş işten bitiyor ya. İş işten bitiyor. Ama iş işten vefat etmeden önce acaba düzeltme şansımız yok mu? O iş işten orada bitiyor. Oraya gitmeden bilme şansımız var mı? Var. Bu amelin doğru ve yanlış olduğunu nasıl var? Vicdanı. Oranın küçük bir numunesi vicdandır. O zaman iş işten bitmemiş. İşin başındayız daha. Ahirette merak ediyorsun. Nasıl olacak? Vicdan nasıl olur? Aynısı. Yani hakikati orada, sureti burada. Vicdan azabı ile bize iade etmesi harikalığını gösteriyor. Beni çok etkiliyor. Yani elem ve lezzetle cevap vermesi, iade etmesi. Yani elem alması. Şunu düşünün biraz. Öğretmensiniz çoğunuz. Bunlar da zaten biliyorlar. Ya arkadaşlar, o davranışın, o sözün yanlış olduğunu kim var ki? Kim değerlendirdi? Neyle değerlendirdi ki? Bana elemle ceza veriyor. Mesela şeye benziyor.
İstihare namazına yatıyorsun. İstihare namazına yatınca kırmızı ve siyah, şer, beyaz ve yeşil, doğru. E tam da benim yaptığımı kimse demedim ki. Kimseye söylemedim ki. Kim nereden bana cevap veriyor? Nasıl duydu bunu? Nasıl duydu? E vicdan da böyle. Merak ediyorum haşir meydanında ne olacak? Sürprizlik yok ki, zaten yaşıyorum. El emre cevap veriyor sana. Ahirette cezası olanın dünyada da elemi vardır. Ahirette mükafatı olan dünyada da lezzeti vardır. Şimdi iki tane şuur vardır. Seyit Ahmet. Nerede vardı birincisi? Biri dimağda, biri vicdanda. Vicdanda. Şimdi iki şuur arasındaki farkı gösterelim Şafii'm. Mesela birinci şuur, ilim, marifet, tecrübe, dirayet, basiret, ferasetin hulasasıdır. Bir. Fakat vicdanı şuurda ise ibadet, marifetullah, muhabbetullah, müşahadetullahlar var ve bunların cemül cemindendir. İkinci şuur. Pişmanlık vicdanidir. Ne garip, acayip bir histir ki pişmanlık acayip bir his ya. Pişman olmak. Pişman olmak. Ne garip bir histir yani. Hayvanlarda yok. Meleklerde var mı? Yok, çünkü günah işlemiyor. Suçluluk duygularını sana hissettirir. Suçluluk duygusunu sana hissettirir. Sorumluluk hissettirir. Hür ve akıllı olan kimsenin hareketlerinden doğan sonuçlara katlanmasıdır. O zaman hür ve sorumlusun diyor. Nereden bildik? Sorumluluk yüklüyor. Sorumlu olduğumu nereden biliyorum? Çünkü pişmanlık hissediyorum. Bir de suçluluk hissediyorum. Abi. Dinliyorum abi. Bu pişman olan kim? Ve bu vicdan bunu nasıl ikna etti ki pişman oluyor? Vicdan artık ikna ikna tarafı var mesela. Marifetullah tarafı var. Etti etti. Başka bir yöntemi de var vicdanın. Azap veriyor sana. Hislerle. 8. sözdeki iki yol başındaki ciddi zat belki de vicdandır ya. Herkes o dersi alıyor ya. Çünkü benim bildiğimden daha... Dır değil de bir manası. Yani anladın. Vicdan sana diyor ki, Mehmet diyor, akla, zihinle, marifetullah. Yapma diyor, o reyinden vazgeç. Git özür dile, hakkını helal ettir. Tamam, onu yapma diyor. Yapmadın değil mi? Yapmadın. Ha, ikinci şeyini, sistemini devreye sokuyor. Kabir azabı. Yakıyor. Kabir azabı gibi yakıyor. İstersen dur. Peki bunu nasıl kaldıracaksın? Biz kaldıramayız. Ama ehli dünya kaldırıyor. Öldüreceksin. Yani onların Üstad Tuğrul Şamidi diyor. O mazlumun korkunç işkencesini, zulme uğramasını gayet normal görecek. Hale geleceksin. Sorumluluk aynı zamanda bir vazifedir. Almadın değil mi sorumluluğu? Nasıl yüklüyor sana? Vicdan bizde beklediği davranışları bize önceden öğretir. Ama biz eğitiriz. Ne eğitir vicdanı? Örf, anane, kültür ve gelenek. Ondandır ki kader hali ve vicdanidir. Yani vicdanidir. Vicdan azabı aynı zamanda ahlakı yaptırımdır. Ahlakın yaptırımıdır. Vicdan azabı. Ahlaklı olanların
ortaya, ahlaklı olanlarda ortaya çıkandır. Ahlaksız da zaten bu yoktur. Vicdandaki Allah Celle Celaluhu, bak vicdandaki Allah korkusu insanda fazilet hissini doğurmak içinmiş. Fazilet nedir diye merak ettim. Faziletle mutluluk gayri munfek ayrılmazlar. Yani vicdanı mutluluk var ya, faziletmiş o. Fazilet nereden doğar? Allah korkusundan doğar. İnsandaki ahlaki şuur, bak insandaki ahlak şuuru, vicdan iyi ve kötüyü akıl üstü ayırt edebilme sistemidir. Yani mesela aklın üstünde bir şey yapıyor. Şimdi bakayım, ötelerin ahiretin dünyada yargılama suretidir. Nasıl oluyor? Akıl üstü nasıl bir süreçtir? Akıl süreçtir, vicdan sonuçtur. Haşir meydanı akli değildir. Haşir meydanını bu dünyada monte edilmiş, haşir meydanındaki sistemin akla söylemesidir işte. Onun için akıl üstü oluyor. Mesela bir misal vereyim. Allah Resulü demiş ya aleyhissalatü vesselam, affedici olun. Akıl bunu iktiza ediyor İsmail. Soruyu sormayın. Peki ne kadar affedeceğiz? Hemen o soruyu soracaksın. Ne, herkese göre değişkendir bu affetme. Yapabilir mi, affedebilir mi? Fakirdir, zengindir, zulme uğramış, çok içseldir, duygusaldır, ne bileyim bir sürüdür. Allah Resulü şöyle demiş. O insanları fikren ve hayalen ve hakikaten haşir meydanına götürdü. Karşınızda ey ashabım, karşınızda hesap çekilirken hesabın arkasında cennet ve cehennem var. Ne kadar affedilmek isterdin bu sistemde? Onu bir yaşatıyor hissi. Yaşadı getiriyor dünyaya. O kadar affedici oldu. Bunu vicdan yapıyor şu anda bize. Ya keşke işte dettiriyor. Ne yaparmış? İnsandaki ahlakı şuur, aklı şuur var. Mesela ticari şuur var. Ama ahlakı şuur neymiş? Vicdan iyi ve kötüyü akıl üstü, yani haşir meydanıyla ayırt edebilme sistemidir. Yani dünyadaki nasıl ayırt ediyoruz? Olmaz bu. Caiz değil. Olur mu ya? Bu çok iyi ya. Tabii canım, bu bize yakışır. Bu bizden. Bunu ayırt eden akıl üstü bir sistem olan vicdandır. Ahiretin dünyada yapılanma sürecidir. Yani vicdan. Adeta akıl olaylara ve manevi değerler için şahit, vicdan ise hakimdir. Akıl şahit, vicdan ise hakimdir. Efendim, yarım saat. Abi, Hasan abi. Efendim abi, seni dinliyorum. O zaman bu cümlenizden ben şöyle anlıyorum. He abi. Vicdanın ikna etme gibi bir derdi yok o zaman. Var, derdi şöyle var abim. Akla diyor ki, yanlış yaptın diyor. Akla, vicdan. Niye yaptım diyor. Vicdan gösteriyor. Marifetullah ile. Ondan sonra bak diyor, akla diyor ki, sen diyor sebep sonuca odaklandın. Sebebi putlaştırdın. Ama diyor sebepsiz tecelli de var diyor. Ona mesela Latife-i Rabbani'den getiriyor. Yani kabire kadar akıl var diyor, vicdan. Ondan sonra sen yürüyemezsin çünkü senin kanadın yok. Çünkü vicdanda Latife-i Rabbani var, müşahadetullah. Aklen olacak şey değil. Senin bak yok diyor. Akıl diyor ki doğru. Sonra diyor ki his diyor. Yani bununla alakalı mesela. Sende bu yok diyor. Ondan sonra şey var. Marifetullah var onda. Marifet var, marifetullah. İbadetullah'ı da bilir. Ama vicdanın bu tarafıyla aklı ikna ediyor. Elemi onun için veriyor. Geri dön diyor.
İlk önce vicdanın ustad diyor ki vicdanın sesini duyarsa. Demiyor musunuz oğlum vicdansız. Yani hiç dinlemedin vicdanını diye. Vicdan ikna ediyor. Anlatıyor. Gerekçelerini de söylüyor. Ben mesela bir tane söyleyeyim. O adam bize yanlış yaptı. Hakikaten yanlış yaptı. Ama bir tarafımız diyor ki işte bir taraf bu işte vicdan. Bu kabul etme. Dokunma. Ama akıl diyor ki gerekçeleriyle bu adam adam değil ya. Asıl bırak. Tamam gönder de bir şey deme. Ha? Bir şey deme. Sonra bu yöntemi akıl ikna olmamışsa azap yöntemini kullanıyor. Azap yöntemi nedir? Pişmanlık ve suçluluk duygusu. Daha bunda olmadıysa Allah korkusunu dayatıyor. Histir bu. Allah korkusu fazileti doğurur. Fazileti doğurur. Fazilet ise neyi doğurur? Kesinlikle faziletin kadar mutlu olursun. Vicdani mutluluk. Vicdan kelimesi nefsin içsel gücünü ve yetisini ifade etmek için kullanılır. Vicdan kelimesi nefis yani insan. Nefis derken o levvame mulhime mutmaine o güçleri gösterir. Arapçada bu çok yönlü anlamlarına karşı bu kavram Türkçe'ye geçerken anlam daralmasına uğramıştır. Hakikaten Türkçe'de bu şekilde bilinmiyor yani. Bilinmiyor. Yani şey zannediliyor. Vicdan azabı yaptığımız harekettir. Oysa haşir meydanıdır ya. Anlam daralması olmuş. Çok acayip. Ustad nasıl yapmış? Vicdan nedir? İki nokta üst üste. Akıl nedir? İki nokta üst üste. Şuur nedir? İki nokta üst üste. Öyle bir şey yapmamış. Çünkü Kur'an'ı bir eğitim değil bu. Eylemde göstermiş. Mesela vicdanı uygulamada göstermiş. Sen çıkartacaksın. Abi kafirdeki vicdanın çalışma şekli farklı. Var ama böyle zayıf. Mesela Latife-i Rabbaniyesi o şekilde kafirde bilmiyorum ne kadar var. Tam yapamadım. Ama mesela kafirde vicdan çalıştığını söylüyor. Ben eskideki reyim öyle değildi. Vicdan çalışmadan önce. Ama yok. Ama kafirde varmış. Tek münafıkta yok. Münafıkta kesinlikle yok. Tam bu noktada bir girebilir miyim? Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Burada çok öğretmen var ya. Bu Malatya ve Maraş öğretmenler hep buradalar. Adıyaman da burada. En delisi Yavuz'dur abi. Evet, durum hepten iyi değil. Evet. Evet. Mesela benim tefekkürüm abi bu kelimeyi birdenbire benim aklıma şu şekilde geldi. Hatırlarsanız siz derdiniz ki Hasan abi. Sır, dima için sır Hasan abi. Bu esrar ile esrar bu kullananlar için derdiniz ki Hasan abi. O sır alemlerine haram doğuştur derdiniz. Haram doğuş. Haramla doğmuş. Nikahsız doğardı. Evet. Bu şekilde. Şimdi abi vicdan noktasında baktığımız zaman da his vicdandadır abi. Fakat haramda hissiyatları kullanmak sanki vicdandan hırsızlık manasını çıkartıyor sanki abi. Sanki bu vicdandan hırsızlık yapılıyor manası çıkıyor. Çünkü neden abi? Vicdan fıtratı zeyşur abi. Yani o fıtrat bizim çekirdeğimiz. Evet. Evet, evet, çok hırsızlık olabiliyor, evet. Mesela abi orada diyelim ki Gafur abinin dediği gibi olursa vicdandaki hisse doğacağına manevi nefsemmardaki kör hissiyata doğuyor adam.
O istiyor kör kör hissiyata. Kör hissiyat var ya, maddi ve manevi nefs emmare. Orada doğuruyor. Mesela enaniyet, gurur, kibir, haset. Demek ki o his oradan da çıkabiliyor. Oradan çıkıyor be. Çünkü his ya. Bak işte kafirde var işte. Evet, güzel oldu. Eyvallah. Abi, özür dilerim. Bir de şurada tamamlayacağım. Çok özür dilerim verdiğiniz için tekrar. Hasan abi, şimdi az önce de tekrar söylediniz ya. Oku, yani yaptıklarını izle. Hasan abi, sanki biz bu alemi şehadetle yaşıyoruz da bunları ahiret hayatında izliyoruz yaptıklarımızı. Fakat böyle değil abi. Yani sadece böyle değil. Nereden bakarsak bir diğer taraf izleme noktası oluyor Hasan abi. Mesela biz burada yaptıklarımızı bizim programımızda, çekirdeğimizde, fıtratımızda kayıtlı değil mi Hasan abi? Yani yaptıklarımız kayıtlı değil mi? Yani her iki tarafta da var. Her iki tarafta da var abi. Yani hepsi beraber yaşanıyor. Devam edeyim. Arapçada bu çok yönlü anlamlarına karşın bu kavram Türkçe'de Türkçe'ye geçerken anlam daralmasına uğramıştır. Türkçe'de tutum ve davranışların ahlaklığı ile duygusal ve içsel dürtüler var ya, içgüdüsel durumlar için kullanılmışlar. Yani iç dürtülerimiz. Ne kadar acayipime gidiyor. Emirdan'dan şey yaptım. Çok basit kullanılıyor. İç dürtülerimiz böyle. Ahlaki tutum. Ahlaki tutum diyor. Oysa kavram olarak vicdan, bak kavram olarak baktığın zaman bulma, görme, hissetme duygu anlamlarına da anlamlarından alınmıştır. Vicdanı ile kendini kontrol ettiği gibi hariç insanları ve ahireti de seyretme yetisini alıyor. İnsan. Bak onlar bir ahlakı davranışa indirgemiş. Yani toplumsal bir ahlaktır demiş vicdan. Onlar öyle kavram kullanıyor. Oysa vicdan vecede bulma şeyinde türetilmiş. Neyse onu şeyde burada yazmışım. Onu da okurum. Nasıl oluyor? Vicdan vecede fiil kökünden türetilmiştir. Vecede, Arapçaya baktım bunu. Vecede fiilinin mastar kalıbı olan el vücut. Mesela vecede vecede vücutta da öyle. Vecede kök harfleri. Çok tuhafıma gitti benim. Vicdan vecede fiil kökünden türetilmiştir. Vecede fiilinin mastar kalıbı olan el vücut. Vücut da vecede kökünden olduğu için beş duyu organı aracılığıyla bulmayı ifade eder demiş. İlmi kelam aliminden almışım ben bunu. Türkçe'de vicdan maalesef, bundan sonra bana ait, maalesef tutum ve davranışların ahlaklığı ile duygusal ve içgüdüsel durumları anlatan, oysa haşir meydanının muacel bir hulasayı komprimidir vicdan. Yani vücut buluyorsun yoksa Adem'e gidiyorsun. Aynı zamanda vücut ve Adem'i birbirinden ayıran bir özelliktir vicdan. Niçin? Vicdanın köküyle vücut kökü aynı. Bulma, hissetme, anlama, kavrama manalarına geliyor. Vecede vicdanın kökü. Vecede aynı zamanda fiilin mastar kalıbı olan el vücut, İnsanın duygularını kullanarak, yedi duyguyu kullanarak, görme, koklama, tad alma, işitme, tutma, sevk ve şefk. Yedi tane duyguyu bu kullanarak vicdan bulmayı ifade eder, bulmak. Ne bulacak? Ne yönüne koyarsan.
Vicdan onu buluyor. Bir şeyin tadını, sesini, kokusunu, sertliğini bulmak gibi. Ama ise dokunarak görüyorsa mesela bulmaktır yani. Vicdanın yapısı bulmak. Mastar yani. Ama kalıp itibariyle, mastar kalıp itibariyle vücut aynı, vücut şeyin, vücut size şeyi hatırlatır. Zatı sıfat var ya, ona adeta zatı sıfatın bizdeki karşılığı gibi vicdan. O çıktı. Vücut, beka, vahdaniyet, muhalefetun lil havadis, zatı sıfat var ya. Vücudun tüm, ama çok tuhaf burada vücut buluyor. İnsanların şehvet ve gazap duygularının karşılanması da vücut kökünden gelen kelimelerle anlatılır. Arapçada vicdan kelimesinin alındığı vecede fiili duygusal, içgüdüsel, duygusal ve zihinsel pek çok psikolojik durumu anlatan bir kelimedir yani. Çok garibime gitmişti. Efendim abi, dinliyorum abi. Abi yakma hissi, yani vicdan yakıyor ya. Yakıyor abi. Pişmanlık verdiriyor ya. Verdiriyor abi. Bunlar vücudu midir, ademidir mi? Çok acayip bir şey söyledi mesela. Aynı bununla alakalı. Ustad diyor ki günahlar, hastalıklar, musibetler nedir diyor? Ademidir diyor. Mesela çok tuhaf. Ruh uyumaz. İki gün önce birisi sordu. Çok acayip sordu ama. Bunlarla alakalı olduğu için ben size zenginlik olsun diye katacağım. Dedi ki, uyku Allah'ın hangi esmasına bakıyor diyor. Ne dersiniz? He? Uykunun esması yok. Ama ayet-i kürsü başında var. Sinetum ve la nevm. Allah'ın uyku tutmaz. Peki, uyku nedir? Esma'ya bağlı değil mi? Öyle demiştim ben. Ha? Şimdi bak. Cennette uyku yok. Ruhta uyku yok. Bedende var. Bu uyku Adem var ya, Ademi'dir. Vücudu değildir. Onun için gelanı da kabul etmez uykuyu. Mesela hastalık, musibet, Mehmet kardeş dedi ya. İşte şey yapmak. Mesela vicdan azaplar şeyle. Hastalık, musibetler, dertler. Bunlar Ademi'dir. Mesela yakıyor. Niçin yakıyor? Vücut bulsun diye yanıyormuş. Cehennem de vücut alemi ya. Evet. Yakmanın sebebi vücuda dönüştürüyor. Yani yakmasının sebebi vücuda, Adem'den vücuda çıkarmak için yakıyor. Adem mahsulatını kavurup. Evet. Adem mahsulatını kavurup vücuda çıkarıyor. Eğer cehennem bu günahları kavuruyor, vücuda dönüştürüyor. Dönüşmeyeni de çarkların arasında dibe gidiyor. Adem alemlerinin, alemsiz aleme gidiyor. Cehennem vücut alemleridir. Niye yakıyor? Vücuda dönüştürmek için. Sen cehennemi sevdirdin mi bana? Yani cehennem böyle bir dönüştürme özelliği var. Cehennemden güneşe geliyor. Güneşten de biz çiçekleri şey yapıyoruz kardeş. Cehennemden her gün bir damla gelmiyor mu diyor hadiste. Güneşten alıyor. Cehennem ateşinden gelmiyor mu? Nereye? Güneşe geliyor. Güneşten de bu çiçek geliyor be abi. Cehennemden geldi dolayısıyla. Zıt zıtından çıkarttı. Zıttı zıtından çıkarttı. Muhakematta diyor. Şey bir şey. Zıttından temessül ettirir diyor. Dünyada her şeyi Allah zıttından çıkarıyor. İmanı küfürden. Vücudu Adem'den. Nuru zulmetten çıkartıyor. Çok güzel. Evet, gösterilme, bilme, anlama, idrak etme akılla. Süreçtir zaten. Ondan herhalde çalışmışım. Akıl süreçtir, dima süreçtir, vicdan sonuçtur. Adeta imanı billah ve biyomil ahir. Zaten imanın iki kutbu var. Diğerleri bunlar mütemimleri. İki kutbu imani. Kutup yani, artı eksi kutup bu ikisidir. Allah Allah. Çok tuhaf ya.
Şurayı da ki okuyayım mı yoksa asla geçeyim mi? Mazlum'u okumuştum. İçsel yapılandıran, içimizdeki o malzemeleri üreten, içsel yapılandıran vicdan sırf kavram değil, iç haşir meydanıdır. Onun için kısır yani. Şimdiki bilimle veya İslam alimlerinin, mesela bir tane de bu akşam işleyeceğiz inşallah. Miracın kaç meyvesi var İslam alimleri diyor, diyemeden geçemeyeceğim. Üç diyorlar. Canlı yayında olanlar. Miracın üç meyvesi var. Bir, namazı getirdi. İki, küfür hariç, küfürden sonra günah dahi olsa Muhammed ümmeti cennete gideceğini yandıktan sonra. Üç, Bakara suresinde getirdi. Ustad ne diyor? Beş meyve var diyor. Çok tuhaf yani. Şimdi aynı onun gibi vicdanı ahlaksal izah etmişler. Ustad vücudu anlatıyor. Adem'den vücuda çıkartıyor. Yakıyor. Niye yakıyor? Adem'i vücuda dönüştürmek için yapıyor. Böyle bir sistem çalışıyor. Sistem yani. Adem'i vücuda dönüştürüyor. Yanlışları düzelttiriyor. Bir şeye bir yerden gidiliyorsa aynı yoldan da geri dönülebilir sırrıyla, vicdandaki latife-i Rabbani ile o alemler seyredilebiliyorsa aynı yolla o alemlerle de senin vicdanın yoluyla iade-i ziyaret etmiş olurlar. Oradan bizi seyretme penceresi vicdandır. Bizi seyrediyorlar. Sen onu öldürmedikçe vicdanını, o seni canlı tutar. Kişi hakiki olarak köle ve hür olduğu alem vicdandır. Bu çok önemli. Mesela Bilal Habeşi köleyken hür idi. Bakın, kişiyi hakiki olarak köle ve hür olduğu alem vicdandır. Ötelerden seyredildiğimizi, bak ötelerden seyrediliyoruz. Ötelerden seyredildiğimizi his olarak bize bildirendir vicdan. Seyrediliyorsun. Nasıl anlattı? Nasıl biliyor? Bak seni seyrediyorlar. Ötekiler diyor ki yapma. Bazen de konuşurlar. Bunun adı da hissi kalbel vuku. Bakıyorsun öyle adam pat diye Kur'an okurken Mehmet kardeş bakıyorsun baban geliyor. Lan ne alakası var ya? Tamam baban yakınım. Hiç alakasız insan geliyor. Lan git. Onun vicdanı eğer vefat etmişse hakiki seyrediyor. Yaşıyorsa vicdanı vicdanından seyrediyor. Konuşuyor. İnsanı aslı zengin ve fakir olduğunu yaşatan hususi dünyası vicdandır. Fakir ve zengin yapan, hür ve köle yapan vicdandır. Ahlakın yeri kalp, vicdan ise ibredir. Ahlakın yeri kalptir. Ama ne kadardır ibresi ise? Mesela benzini arabana koyuyorsun Ahmet Seyit arkaya. Yanlama mazotu koydun. Ne kadar vardır? Araban nasıl dönüyor? Ama ibre hiç mi dönmüyor? Duruyor. Ama yükseliyor kadar. Ahlakın yeri kalptir. Vicdan ise ibresidir dedik ve vicdan mukaddememizi bitirdik. Şimdi metin okumaya devam ediyoruz. El sayfa 146. Canlı yayındakiler birisi söylesin bulduk diye. Ben ondan sonra devam edeyim. Kardeşim ben okuyamıyorum. Duyuyor musunuz? Tamam. Şimdi bazıları yazıyor. Az kişiyiz. Yani yazmayı okuyamam. Yani bu derste yoğunlaşmışım. Ama sözlü ifade ederseniz bakarım. Bir Mehmet kardeş yazmış galiba. Bir şey mi diyecektim? Acaba kolluk kuvveti istediğimiz olay. Bir örnek olabilir mi? Evet. Ben karışmam. Ne derseniz ben onu getiririm. Savcının dediğini getir derler. O da gidip alıp getirir. İma da biraz ona benziyor mu? Ya, vicdan mahkemenin
aynı zamanda hakimidir yani. Karar veriyor. Yani mahkeme süreci değil o. Mahkeme süreci akıldır. Mahkemenin kendisi hakimi, sonuçtur vicdan. Evet. Sözler 154, sayfa 146'da, 29. defterde gördüğünüzse tamam, okuyorum. Mağlupların dehşetli meyusiyetleriyle ve galiplerin dehşetli telaş ve hakimiyetlerini muhafaza ve büyük tahribatlarını tamir edememelerinden gelen dehşetli vicdan azaplarıyla. Metin bitti. Ne anladık? Demek kafirlerden, kafirlerin de vicdan azapları varmış. Bak buradan çıkmış. Mağlupların dehşetli meyusiyetleriyle, galiplerin dehşetli telaş, hakimiyetlerini muhafaza, büyük tahribatlarını tamir edemediklerinden gelen dehşetli vicdan azaplarıyla kafirlerin. Kur'an akılları talim ediyor buradan çıkan. Kalpleri terbiye ediyor. Ruhları tesir ediyor. Vicdanlarını tatir ediyor. Aza ve cevahillerini istimal ve istihdam ediyor. Ya imtisal olacak mıydı acaba? Aza ve cevahillerini imtisal olacak. İstimal mı? Sonra bakacağım. He? İstimal olsa sanki bakacağım. Bir bakarız dur şöyle. Demek ki Kur'an akılları talim ediyor. Kalpleri terbiye ediyor. Ruhları tesir ediyor. Vicdanları tahtir ediyor. Aza ve cevahirlerini istimal veya istimal olacak herhalde. İstihdam ediyor. Sözler 190 abiler. İstimal ve istihdam abi. Öyle mi? İstimal mıydı? Evet, istimal ve istihdam. Tamam. Ya böyle Hasan yapıyor. Sözler 190 abiler. Onun içindir ki güvendiğin o filozofların en müfsitleri ve o Asya münafıklarının da en vicdansızları dahi diyorlar ki diye bitiyor. Münafık vicdansızdır. Buradan çıktı. Asya münafıkların en vicdansızları dahi. Daha önce de okumuştuk Emirdağ'ında. Münafık kapsızdır, vicdansızdır. Peygamberin aleyhinde şiddetle aleyhindedir. Abi bu münafık vicdan yarıyla ilgili bir yer daha var sözlerinde. Fıtratları bozulmuş, vicdanları çürümüş, şarlatan münafıklar, dessas zındıklar gibi. Evet. 25. söz. Ona da gelecek. Çünkü şu anda 216'dayız. Sayfa kaç o? Sayfa? 389. Evet. Almışız. Tam oradayım ha. Münafık oradan ne çıkarmışım? Yalancıdır. Münafık. Vicdansızdır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın haşa yalancılıkla itham ederler. Sözler 216. Esbab içine dalan fikri insani şu zelzeli zevali dünyadan hayrette kalıp meyusane fizar ediyor. Vücudu hakiki isteyen vicdan İbrahim bari diye devam ediyor. Ne çıkarttık buradan? Vücudu hakiki isteyen vicdandır. Vücudu hakiki isteyen vicdan. Yani Adem'den vicdana dönüştürüyor. Mesela akıl yanlış yaptı. Adem'e döndürdü. Adem yanlış yaptı ya. Ama vicdan diyor ki düzelt onu. Düzeltmiyor, yakıyor. O zaman aynı cehennem gibi yakıyor. Ondan sonra eğer nasibi varsa döner, vücuda dönüşür, yaktı. Yok, yakmasına rağmen günah devam ediyorsa Adem'e düşüyor, aşağı gidiyor. Sözler 217. Kalp dahi mecazi mahbublardan vazgeçti. Vicdan dahi fanilerden yüzünü çevirdi. Ne anladık? Vicdan fanilerden... Öncekini okumadınız. Ne? 216'nın açıklamasını tam bitirmediniz. Ha o öyle mi abi? Özür dilerim ya. Aa. Evet. Vücudu hakiki isteyen vicdandır.
Allahu alem vücudu hakiki neymiş vücudu hakiki? Allah razı olsun. Zihin istiyor. Vücudu hakiki zihinmiş. Dimağdan vücudun her mertebeleri var. Dimağda vücudun her mertebesi var. Fakat vicdan bunlardan hakikatlı, hakiki vücut istiyor. Demek ki vücudu hakiki isteyen vicdan, hakiki olmayan vücutlar da var. Akıl her çeşit vücudu, vehmi ve itibari vücutları da üretebiliyor. Ama vicdan ise, burada ne çıktı? Vücudu hakiki isteyen vicdan. Vücudu hakiki nedir? Vücudu hakiki, vicdandaki zihin. Şey mi anlıyoruz abi burada? Vücudu hakikinin, vücudu hakikinin sureti dima, kan niyeti vicdan, hakikati kalp, mahiyeti ruh gibi duruyor. Harika, evet. Çok güzel. Çok güzel, onu yaz abi. Güzel. Senin vazifen de o. Çok güzel. Yani vücudu hakiki deyince çok hoşuma gitti yani bu. Demek ki vicdandaymış bu, zihindeymiş. Diğer vücutlar var ama hakiki vücut burada. 217 sözler. Kalp dahi mecazi mahbuplardan vazgeçti. Vicdan dahi fanilerden yüzünü çevirdi. Ne anladık? Vicdan fanilerden yüzünü çevirir. Fanilerle uğraşmayı ısrar edenin vicdanı zarar görür. Fanileri dimağın serbest bölgesi meşgul eder. Faniler dimağın serbest bölgesi meşgul ediyor. Sözler 309, sözler 448. sayfa. İkisi aynı manada, bir tanesini aldım. Üstünde sikke icaz, altında burhan ve delil, arkasında nokta istinadı, mas vahiy-i rabbani, önünde saadet-i dareyn, sağında aklı istintak edip tasdikini temin, solunda vicdanı istişhat ederek teslimini tespit. Acayip. Ustad sağını solunu tam yerinde kullanıyor. Dedim ya sağa sol eylemde kullanıyor vicdanı da. İçi bilbe dahi safi hidayet-i rahmaniye, üstü bir müşahede halis envari maniye. Daha çok gelecek altı üstü. O kadar çok güzel izahlar var. İnşallah bunun peşini bırakmıyorum ama buradakini okuyayım. Hani bu kadar demeyin yani. Sağ, solu, altı, üstü, içi, dişi. Böyle çeşitli yerlerde var. Mesela sayfa 151. sayfada defterde 522'de isterseniz bununla beraber onu da okuyayım ki pekiştirilsin. Tamam. Vicdan geleceğe, yani vicdan için neyi kullandı? Sol. Bak, üstü sikke yiyeceğiz Kur'an'ın. Altı burhan ve delil. Arkası nokta istinat. Yani nokta istinat Allah'a iman diyorum ya, akıl. Nereden çıkarım? Buradan çıkıyor. Mas vahiy rabbani. Vahiy. Nokta istinat vahiy. Önü saadet-i dare, dünya ve ahiret. Sağ, geçmiş. Aklı istintak edip tasdikini temin. Aklı, akıl maziyi kullanıyor. Sol, gelecek. Kim kullanıyor? Vicdan. Gelecek yaşı meydanı. Gelmiş gibi. Gibi değil, gelmiş burada. Onun için işin başındayız. İş işten bitti ölünce. Yok. İş, yani öldüğün görmeye gidiyorsun. Zaten görüyorsun. Soluymuş vicdan, içi ve üstü. Şimdi solu, bizi solu ilgilendiriyor. Sol neydi? Gelecek. Bakayım gelecek hakkında ne demek? Vicdan geleceği iman ile, yani imani bil ahiret ile beslenirmiş. Vicdan ahirete iman ile besleniyor, güç alıyor. Kur'an vicdanı şahit yaparak insana teslimi tespit ettiriyor. Teslim ne demek? Teslim, fiili İslamiyetle vicdan güçlenir demektir.
teslim İslamiyet'tir. İslamiyet'i fiil yaşarsak vicdan güçlenir ki vicdanın birinci ümdesi, birinci şıkkı iradedir. O da nasıl güçlenir? Hani sorarlar hepinize. İrademizi nasıl güçlendireceğiz? İbadetle. İbadetle irade, iradeyle de ibadet olur. Sol taraf imani bil ahiret. İmani bil ahiret de teslimi kuvvetlendiren İslamiyeti fiili yaşamakla oluyor. Sözler 367'de aynı. Cihat hissettesi parlakmış Kur'an'ın. Evham-ı şübehatın zulümatında musaffaymış. Kur'an nokta istinadı bil yakin vahiy semavi ve kelam ezeli. Bak diyorum, nereden çıkarttı demeyin. Akıl nokta istinatla, yani Allah'a imanla, yani vahiy ile çalışır. Buralardan nokta istinat. Ve hedefi ve gayesi bil müşahede saadet idare, içi bil bedahaya halis hidayet, üstü bir sarure envar iman, altı bir ilmel yakın delil ve burhan, sağ, burada sağ gösteriyor. Bir tecrübe geçmiştekileri anlatırken teslim ve teslimi kalp ve vicdan. Yani haşir meydanındaki sonucu değil, yaşananları anlatırken vicdanı sağ kullanıyor, maziyi kullanıyor. Solu ne kullanıyor? Solu bil yakin tesiri akıl ve izan. Çok acayip. Şimdi okuyacağım. Meyvesi bir hakkal yakın rahmeti rahman ve dar-i cinan. Makamı ve revacı bil hadsi bil hadi hadsi sadık makbulü melek ve insücan bir kitab-ı semavidir. Demek ki birbirine çatışan şeyler gördüğümüz zaman yöntem ne yapacağız? Sureti, kanuni, hakikati mi? Kim onu kullanacağım şimdi? Burada da vicdanın sağ taraf. Ya bu neyin altı, üstü, sağ, sol? Kur'an. Kur'an'ın abi. Evet evet. Kur'an. Kur'an'ı delillendiriyor üstad. Kur'an'ı insan kendi aleminde üstü nedir? Bizim üstümüz. Mesela biz arı envar iman. Altımız nedir? Nereye dayanıyoruz? İman ama biz. Delil ve burhanımız var. Vesaire. Kur'an'ı anlatırken bizdeki alemleri kullanıyor. Çünkü alemlerin ifadesi Kur'an. Abi burada dikkat ettiniz mi? Sağı vicdan, solu akıl. Evet. Tam tersi oldu. Tam tersi oldu. Onu dedim yani. Kur'an'ın. Abi onun sebebini ben söyleyeyim. Şimdi ben bunu özellikle sormak istiyorum size. Hadi. Biri Kur'an, biri Furkan. Biri bendeki Kur'an. Biri hakiki Kur'an abi. Anlatabiliyor muyum? Yani biri şeydir zaten. Biraz önce dedim ki böyle birbirine mesela 29. sözde de öyle söylüyor. Bir yerde diyor ki hayat hayata nur diyor. 29. sözde ziya diyor hemen karşı sayfada. Yani birisi süret markanda birisi kanuniyeti anlatıyor. Şimdi biraz gideyim daha iyi olacak, anlaşılacak. Ve atlayacağım şeye. Kur'an'ın kainatın aklıydı ya. He. O külli akılla bağlı sağ ile çalışıyor. Yani sağ bize gösteriyor daha doğrusu. Normal akılsa solu. Bizim aklımız yani. Evet. Büyük kainatta bizim. Biraz gidelim, biraz izahını göreyim. Burada da vicdanın sağ taraf yani mazi tarafını koyuyor. Eylemde vicdan, yani vicdan nasıl, eylemde nasıl fiille beslenir, kuvvet bulur. İslamiyet'teki birinci esası iradedir. İbadetle kuvvet bulur. Manevi beslenme ise vicdan. Vicdan iki şekilde beslenir. Bir madde, eylemsel. Birisi maddi ve manevi. Maddi eylemseldir, ibadetlerle beslenir. Manevi ise
geçmiş de beslenir. Onunla anlam kazanır vicdan. Vicdan adeta geçmiş ile gelecek arasında bir berzah, bir köprüdür. Manevi beslenmeyi var vicdanda. Bir de maddi beslenme var. Mesela namaz, oruç, işte şu hay hasana, taramdan kaçmak, teklerle vicdan beslendiği gibi geçmişte de besleniyor. Yani geçmişteki yapılmışlardan veya işte cemaatin fertlerinde, peygamberleri imandan, onlardan besleniyor. Şimdi daha bir detaylı sayfa. Bir soru sorabilir miyim? Şöyle bir soru sorabilir miyim? He. Vicdan kader midir? Kaza mıdır? Vicdan, yani sırf kader diyemezsin. Hali ve vicdanidir diyor. Onu hep iyi biraz 45 dakika konuştuk. Yani ısınmada. Hali ve vicdanidir niye denmiş diye. Oraya tekrar gelmeyeyim. Bizi şey yapar. Bocalattırır. Şimdi sağ ve solda biraz devam edeyim. Sayfayı 151, sözler 522. Aynı zamanda 187'den buraya atıp. Şimdi sağ sol en güzel burada şey yapıyor. Tavsif ediyor. Bayağı da ediyor. Buldunuz mu abi defterin 151'i? Göndermişim size. İnsanın fıtrat-ı zişuru olan vicdan. Fıtrat neymiş? Vicdan neymiş? Fıtrat-ı zişur. Saadet ebediye bakıyor, gösteriyormuş. Evet, kim kendi uyanık vicdanını dinlerse, evet sesini işitecektir. Bütün kainat o vicdana verilse, bütün kainat o vicdana verilse ebede karşı olan ihtiyacının yerini dolduramaz. Görüyor musunuz? Vicdan dolmuyor. Neyle doyar? Neyle? Ebed. Ebedle doyuyormuş. Ebedle doyuyor. Demek o vicdan ne oluyor? Kim dolaşıyor? Koş abi. Bazen böyle geliyor. Bazen geliyor, tamam. Bak da bir şey almasın. Demek vicdan, o vicdan o ebed için mahluktur. Demek o vicdan o ebed için mahluktur. Demek bu vicdani olan incizap ve cezme bir gayi-i hakikiyenin ve bir hakikat-ı cazibedarın yalnız cezbiyle olabilir. Burası bitti. Şimdi burada sağ ve sol ve vicdanın içerisi baya biraz irdeleniyor, uğraşılıyor. Şimdi ona giriyoruz. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Vicdan fıtrat-ı zişurdur. Yani fıtratın şuurudur. Fıtratın şuurunun ortaya çıktığı, ayan olduğu bir fiil işleyen sistemdir. Bir daha. Fıtrat neydi? Hılkat neydi? Bunun yaratılması hılkattır. Allah haliktir. Bu mahluktur. Bu cihette hepimiz eşitiz. Kalemle ben aynıyız. Yaratılmışız. Ama bu kalem ben Allah ile değil de bununla kıyas edersen, bu kalem ben insanım, bu fıtrat. Fıtratın da şuur tarafı vicdandır. Fıtratı zişuurdur. Ruhun dört hassası vardı. Ruhun dört hassası var. Birincisi vücud harici, kanun emri, zişuur, ziyayatmış. İşte ruhun zişuur tarafının tahakkuk edip İnsanın bizzat hissettiği, yaşadığı yer, bu da Allahu Alem zihin. Yani bunu kaçırmayın. Defterinize de bakın, telefonunuza gönderdim. Bir daha, ruhun dört özelliği vardı. Ziyayattır, zişurdur, kanunen vücud harici. Zişur neydi? Fıtrat-ı zişur, vicdandı.
Ha, zişur tarafının tahakkuk edip insanın bizzat hissettiği, yaşadığı, şuuru yaşadığı yer vicdanıdır. Bunu da Allahu alem zihinde oluyor. Zihinde mekan açılıyor. Orada yaşıyor. Veya demişim, dört irade zihniz Latife-i Rabbani'nin cemil ceminden zişur olur. Yani şuur nedir? İrade, zihin, his, Latife-i Rabbani. Bunu tabi meşgul olmayanlar bu neyi saydı diyeceksiniz ama vicdanın dört ana sırrı bu. Vicdan denilen şey. Birisi telefonunu açmış, şey, sesi açmış. Şimdi şuur nedir bir daha söylüyorum. Vicdanın içerisindeki ibadeti koy tencereye. İbadeti koy tencereye. Marifetullah'a koy tencereye. Muhabbetullah'a koy tencereye. Müşahadetullah'a koy tencereye. Karıştır. Cemül ceminden vicdani şuur. Böyle bir özellik. Şimdi sağ ve sola geçiyor. Efendim. Demin sesimi kapattılar da o yüzden sesim gelmedi. Şimdi zişuur. Şuur hisle bağlantılı. Yani bir şeyi fark etmek demek. Yani hissederek fark etmek. Yani neyle fark ediyorsun? Hisle fark ediyorsun. Şuur ediyorsun. Ruhun dört havası olarak vicdanı bahsediyor. Yani havas, yani his kısmı, yani şuur kısmı, ruhun dört havası olan vicdan diyor. O cihetten dediğinize mutabık geliyor abi, uygun geliyor. Çok ama, çok güzel şey. Havas diyor, yani hisler kısmı diyor vicdan. Ruh vicdanla bağlantı kurar. Ruhun havası, yani his kısmı vicdandır diyor. Evet, kesinlikle. Çok güzel ifade etti. Ruhun dört havası ve vicdanın anasır erbası, şey vicdanın anasır erbası bunlardır. Yani ruh şuuru vicdan ile yapar. Hissi. Yani ruhtaki his vicdan yoluyla yapar. Benim derdim, ona çalışmıştık. Şimdi sağ solu çözeceğiz. Allah-u Alem vicdan altı yönden de çalışıyormuş. Vicdanın tek yönü yokmuş. Ön, arka, sağ, sol, alt, üst. Şimdi söyleyeceğim. Bunu hem harice hem dahile uygularsak, ön taraf ahirete iman, ön taraf. Arka taraf geldiğimiz yer, Allah'a iman. Sağ taraf, ustad kendi söylüyor, kadere iman. Geçmiş kaderdir diyor. Sol, kitaplara iman. Bakayım ne yapacaksın? Sol tekliftir. Sağ, yani gelecek tekliftir. Geçmiş kaderdir. Yani evlilik artık kaderindi. Olmuş bitmiş. Sen bekarsın. Kader değil daha. Teklif. Bakayım ne yapacaksın? Alt, peygamberlere iman. Üst taraf, meleklere iman. Bu peygamber, bunlarla vicdan besleniyormuş. Allah'a imanla, ahirete imanla, kitaplara, peygamber, altı tane iman esasıyla vicdan besleniyor. Bayağı besleniyor. İnsana uygularsak bunu. Ön taraf noktayı istimdat. Yani sağ solu şey yapıyorum. Ön tarafımız noktayı yani vicdana bağırıyoruz ya, ebed, 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 sonsuzluk. Vicdanımıza kim cevap veriyor? Ahirete iman. Ön tarafımız nokta istimdat, imdad eden, imdadımıza koşan. Arka tarafımız nokta istinat, böyle dayanak noktası Allah'a iman. Sağ taraf, İslamiyet, fiili İslamiyet. Sol taraf, dima. Alt taraf nefsin mertebeleri, üst taraf kalp.
Vicdanda ise irade, zihin, his, latife-i Rabbani, ibadetullah, marifetullah, muhabbetullah, müşahadetullah da bunların dışa vuruşları bunlarla besleniyor. Şimdi vicdana uygulayacağız bunu. Bu malzemelerdi şimdiye kadar. Fıtrat-ı zişur, vicdanmış. Tamam, onu da söylüyor. Saadet ebediye bakar, oradan besleniyormuş vicdan. Saadet ebediyeden besleniyor. Yani ahirete iman edebildiğimiz kadar vicdanımız çalışıyor. Allah'a iman edebildiğimiz kadar zekadan sıyrılıp aklımız aktif oluyor. Allah'a yakınlığımız kadar. Vicdanın sesini dinlersen ezel demeyecek. Ebed ebed diyecek diyor. Vicdanın sesiymiş ebed. Bütün kainat verilse o ebede karşı açlığı doymayacaktır vicdanın. Vicdana ne versen ver. Arabaları doldur, kainatı doldur, doldur da doldur. Vicdan doymaz ve dolmaz. Ebedden başka. Demek ahiretin bizdeki mahluk karşılığı vicdandır. Ahiretin mahluk olarak şu anda vücudu haricisi hiç endişe etme. Sureti bu. İncizap, çekilme ve cezbedilme. İncizapın lügat manası neymiş? Lügatını ilk önce söyleyeyim. Çekilme ve cezbedilme. Ben ne yaptım? Çekilme. Cezb ne demek? Çekme. Şimdi bu lügatı verdikten sonra vicdan gayi hakiki ile incizap olur. Vicdan gayi hakiki ile incizap olur. Vicdan hakikatı cazibedar ile cezb olur. Bir daha. Vicdanın gayi hakikiye, hakiki gayi ile ne yapar? Çekilir. Yani şöyle bir daha bilir. Ahiretle vicdan çekiliyor. Allah ile çekiyor. Allah'ı çekiyor. Allah'tan besleniyor. Ahiretle çekiliyor. Ahiret onu çekiyor. Anlatabildim mi? Ortada bir şey. Allah'a imanla çekiyor. Allah'a imanı çekiyor. Ahirete imanla ahiret onu çekiyor. Bu Allah'ı çekerken o da ahireti çekiyor. Çekilen, çeken çekiliyor. Vicdan mesela. Ben onu çekiyorum. O da beni çekiyor. Abi lokomotif ahirete iman. Vagonlar ise Allah'a iman. Denebilir mi? Yok, iş yapamıyoruz onu. Çünkü biraz da gideyim söylüyor çünkü. Esmaların tesiriyle incizap çekiliyoruz. Esmalar bizde aktif olunca Allah'a iman. Yani esmalar aktif olunca çekiliyoruz. Ahirete iman etmeyle ahirete çekiyoruz. Ters mi söyledim acaba? Şimdi düzelteceğiz herhalde. Allah'ın varlığı nokta istinattır. Buna incizap denilir. Çekim merkezi senin dışında. Yani bak Allah'a iman edince incizap oluyoruz. İncizap çekilme oluyor. Biz çekiliyoruz. Yani biz ters mi söyledik? Ters söyledim yukarıda. Biraz da kize ters söyledim. Şey değil miydi? Bir cazibede demiyor muydu? Evet, bir ters söyledim. Bir daha düzelteyim. Abi ahirete imanla Allah'a imanla çekiliyoruz. Ahiretle çekiyoruz. Bir daha Allah'a iman ile incizap oluyoruz. Ahirete iman ile cezbe oluyoruz. Yani Allah bizi çekiyor, ahireti de biz çekiyoruz. Biraz önce ters söyledim. Allah bizi çekiyor, biz de ahireti çekiyoruz.
Ha çok güzel. Çok güzel. İtmeci. Yani güneşe, merkeze gitmesin diye atomu çeken var, iten var. Al dedik, vicdan böyle bir kavşakmış. Allah ve ahiret arasında ikisini de gösteriyor ya. Çok tuhafıma gidiyor. Şöyle, dedim ki ulan nerede bu ya? Vücudu yok, maliyeti yok. Kalbin maliyeti var, kafanın var, vicdanın bir maliyeti yok. Bir böbrektir, ayaktır falan, kulaktır dememişler. Ya nasıl bir şey ya? İki şeyin maliyeti yok. Ruh yok. Ruhun maliyeti yok, vicdanın da yok. Kalbin var, aklın var. Şimdi dedim ki, bu vicdan nerede ya? İşin gücü bu ya. O zaman şu çıktı. O bıraktım ya ondan sonra ama zikrediyorum çok. Mesela bir gadap, şehvet, öfke, nefret, bir düşünce, bir his, bir fikir, bir hayal. Çıktı mı abi bizden? İçimizdeydi değil mi? Çıktı. Biz onun içine giriyoruz. Fikir nerede? Ben çıktı. Şu anda düşünüyoruz. Fikir nerede? Yeri var mı? Yok ki. Biz onun içine girdik. O bize balon gibi, fanus gibi oldu. Ölüm anında bu bilimseldir. Ölüm anında cihazlar koymuşlar. Ona adam şeye, adamın kafasına dursun. Ölüm anında cihazlar koymuşlar. Hem de azayım hastaymış. Bakayım ne olacak diye. Bizzat bir kardeş gönderdi bu işte alakalı doktor tıpla. Abi dedi, senin dediğine, Risale'dekin dediğine uyuyor dedi. İngiltere'den birine gönderdi. Cihaz şeyi göstermiş. Alzheimer hastası vefat anında mazideki dürtülerini, bilgilerini, istenen bilgilerini şey yapmış. Ona gittiğini, o hazineye gittiğini görmüşler. Mazisinin bütünlüğüne gitmiş. O anda. Ne kadar dine uyuyor. Sekerat bütün geçmişlerimizin bütünlüğüdür. Bütünlüğündeki bir şahsiyeti maneviyendir. Odur yani. Bir de abi rüyadaki dalgalara da benziyormuş. O da şeye benziyor. Hani insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar hadisine de çok benziyor. He, rüyadaki dalgalar nereye benziyor? Maziye mi gidiyor? Şey ölürken ölüm anındaki dalgaya mı benziyor? Vay be. Vicdan çok etkileyici bir şey ya. Yani Allah çekiyor, biz de ahireti çekiyoruz. Allah'ın dışında her şey bizim için ayan. Hepsi yaşanıyor. Mesela bakın bir insan niye psikolojisi bozuk olur? Veya çare şey yapayım ben size. Bu işi meşgul olduğum için söylüyorum. Canım sıkıldı, moralim bozuktu, intihar düşünüyorum, işte kıza kafayı taktım, erkeğe taktım, şu olmadı, bu olmadı, psikolojik şey var ya. Gençseniz onun için tavsiye ediyorum. Kurtulmanın yolu, hep biliyorsunuz, bir şeyi düşünürseniz, hele hele kafirde olmayan, tefekkür edersek, onun içine giriyoruz. Onun içine girmenin, girdiğini nasıl anlarsın? O seni rahatsız eden dayatmalardan çıkamazsın, tefekkür edemezsin zaten. Düşünemezsin. Düşünüyorsan onun içine gir. Düşünmek fanos gibidir, balon gibidir. İçine giriyorsun. O zaman mutlu olmak, iyi olmak bizim elimizde. Peki abi dedi bir tanesi. Bunu Aslanaz Adana'da. Tamam da o anda düşünemiyorum ki dedi. Tamam. Onun da kolayı var. Ne yapacağız? İyi düşünemiyorum çünkü blok oldum. Hemen iyi bir insanla sohbet edersin. Ben şunu yapamadım. Risale okudum. Kur'an okudum, kısmen gitti. Risale okudum, kısmen de gitti. Tamamen gitmedi. Neyle gitti? Kendim şahit. Yazarak okuduğum zaman gitti. Üstad ona yazmak elmas. Elmas. Elmas kırdı. Ben şahidimi, kendime şahit, doğru ve yanlış, kendi alemimde. Yazmadan ben o psikoloji dürtüden, o atmosferden,
o düşüncenin gırdabından, o öfkeden çıkamazsın. Çıkamadım ben. Ancak masama geçiyorum. Bir bak, ben kurtulamadım o gırdaptan. Masama geçince de okumakla da olmuyor. Onun için Nur talebeleri okur, dinler, yazar. Yazmayı yazıcılara, okumayı okuyuculara, tembelliği de bize almayacağız. Yazacaksın kardeşim ya. Zübeyir abinin defteri varmış. Not defteri yok mu? Zübeyir abinin not defterinde bazı adamlar kitaplar yazmış ya. He? Tahir abinin de var. Rüştü abi deydi. Neler iş yapmış. Tahir abinin defterinden bir tanesini kağıdı çıkarmış. Dershanesinin kapı girişi var ya, daire girişinin. İlk duvarda ne yazmış, asmış biliyor musun? Burada kesinlikle gıybet yaptırılmaz. Yapılmaz ve yaptırılmaz. Camiler az söylüyor. He? Camiler az söylüyor bazen. Şimdi mi? He. Vicdan ebed için mahluktur. Ezel için değil. Ezelin, bak ezelin alemimizdeki değiştirip dönüştüğü miktarına bizim ebedimiz oluyormuş. Bir daha. Gafur dinliyor mu? Seni sandı. Ezelin alemimizdeki değiştirip dönüştürdüğü miktarına, yani ezel vicdanımızı ne kadar uyandırmışsa vicdan o kadar ebed diyormuş. Ebedince ezelin vicdana uyandırdığı miktar kadar ebed diyoruz. Onun için hepimizin vicdanı aynı miktarda ebed demiyor. Ezelin ebede dönüştüğü, bak bir daha. Ezelin ebede dönüştüğü, çok ilginç burası. Bak bir daha. Ezelin ebede dönüştüğü, dönüşüm mekanı, mahluk yeri vicdanmış. Ezelin ebede dönüşme mekanizması vicdan. Çok tuhaf. İnşallah geleceğin cümlesi bu. Ezelin ebede dönüşmesi neydi, hatırlar mısınız? Böyle yapmayayım şimdi. Böyle ezel bir çizgiydi. Böyle. Sonra biz o çizgiyi böyle biraz oynattık belirli yerde oynattık. Onlara o ezel çizgisine şekil verince bet oldu. İstersen bir yapayım ben. Öyleydi galiba. Sen onu oraya koy. Oradan çevir. Demiş ki işaret etmiş orada. Havlu istemiş. Vahşi Şaban abi de kapıyı sökmüş. Şimdi bu çizgi, tamam mı? Düz. Bir belirlenişi yok. Bir belirlenişi yok. Bu evet. Ulan bu kalemi çok mu aradılar? Bu kalem gözükür mü? Siz görüyor musunuz abiler? Yani bu ezel çizgisinin şekillenmiş miktarı. Herkesin ebedi farklı. Ezelimiz aynı. Ebed farklı. Onun için iyi ki çizdim. Üstelim parlıyor abi, ben o yüzden kaldım. Tamam, onu yap. Nasıl yap? Aynı yapar. Şimdi bakın, ben kardeşe de canlı yayındakine de göstereyim. Gerçi onlar bu işi çalışmıştık ama hatırlatayım bak. Bak şimdi. Bu ezel çizgisi mavi. Onun şekillenmiş miktarı herkesin ebedi. Artık bu kadar gösterebiliyorum. Gelseydiniz Kırıkhan'a ne yapayım? Bilet paranızı vereyim dedim, gelmediniz. Ben abi, ben sizin yaptığınız şemaya katılmadığımı şu şekilde izah edebilir miyim? Zaten bekliyordum. Şimdi Hasan abi, vicdan, daha doğrusu vicdan Hasan abi,
Olmaz olur mu ya? Efendim? Olmaz olur mu bir? Peki vicdansızlık mı yaptı abi? Şehit Evet abi olduğu dönemde. Hayır. Vicdansızlık, vicdansızlık tehlikeli bir tabir. Şimdi bakın abi. Şimdi o çizmiş olduğunuz düz çizgi ebeddir. Fakat baki değildir. Ebedin üzerinde ebedde baki olabilmek için o aşağı yukarı olan çizgilere sahip olmak lazım. Bunu da vicdan yapıyor. İşte zaten cennetteyken abiler Adem Aleyhisselam'ın o sisteme hiç pratik edilmemişti. Dolayısıyla onun inanması vicdanın vicdansızlık olarak değerlendirilemez. Çünkü daha kullanılmamış bir sistem. Bak şimdi bir dinleyin. Farklı renkte yapmamış aynı renkte. Şimdi bu gidiyor. Bu şekilleniyor. Aynı renkte ama gösteresin diye. Bu böyle gidiyor. Yani ezelin şekillenme miktarı vicdan, bunun vicdanda oluyor. Ve vicdan bunu değiştiriyor. Kısacası bu. Ya vicdan... Bir dakika ben bir dakika abi. Tabii o... Yok. Ezel zaten başlangıç... Demezsin abi. Ezel daire olamaz ki. O zaman belirleniş yaptım. Şimdi abi haksız değil. Ama hiçbir şey değil. Bakın ifadelerinde... Gafur kardeş, ifadelerin iş... Senin ağzından çıkan bütün ifadeler... Hasan'la benim çizdiği şekli zaten doğruluyor. Sen galiba anlatamadın kendini. Belirleniş ebedde oluyor. Ya ezel, ebed neydi ezelin belirlenişi? Muayyen hale gelmesi. Şimdi bir de başta bir şey sormuştun. Kader midir, kaza mıdır demiştin. Vicdan için. İşte vicdan kaderin kazaya dönüştüğü noktadır. Çok güzel. Bilmem anlatabildim. Çok güzel oldu. Ben ifade edemedim, sen güzel ifade ettin onu. Ya arkadaşlar... ezel, Meleği Ala'dan bakan dairevari bir aynadır diyor. Ayna derken böyle bir şey değil, yuvarlak böyle düşün. Yani radar gibi, bu tarafı da böyle. Yani altı yönü yuvarlağın, kürenin böyle bir ayna. Veya böyle düşün ayna, onun sağa solu yok. Tamam. Ama anlatmak istedim şeyi. Mesela diyor ki, daha genişleteyim, güneş bu, dünya dönüyor böyle. Bu döndüğü daire haşir meydanıdır diyor. Öyle mi? Ama çok küçük bu o zaman. Şu döndüğü. Ha. Fakat çok iyi biliyoruz ki, bu güneş, bu dünya dönüyor ya, güneş sistemi, bu güneş ve sistemi, o da daire bari dönüyor. Şems-i Şumus. Şems-i Şumus'un etrafında. Kısacası dünya şöyle dönüyor güneşin etrafında. İki hareketi ben topladım. Böyle gidiyor. Kalemin içindeki helezon yay var ya. Kalemin içindeki yay. Onun koridoru gibi. Yani bir tane daire değil. Dairelerin toplamı. İşte ezel bu daire vari olsa ama ebed ise vicdan o ebede ezele mazariyeti kadar dönüşüm olmuş kendisinde. Bu 1000 sene 2000 sene yaşamak değil. Fıtrat-ı zişur olduğu için farkındalığı kadar ezeli şekillendirmiş adeta. Yani orada ezel vurduğu zaman, ezel vicdana vuruyor. Vicdandan ne çıkıyor?
Ebed çıkıyor. Ne çıkıyor? Ebed çıkıyor. Ebed, ebed. O zaman vicdan ezeli esmanın ebede dönüşüm şeyi yani. Fakat çok tuhaftır. Ezel orada kaybolmuyor. Ebed olmuyor. Ebede dönüşme bizde oluyor. O ezel devam ediyor zaten. Bu çok güzeldi. Çekme ve çekilmenin hamuru harmanlanmasına vicdan deniliyor. Allah'a imanın dışında beş iman esasları Allah'ın zatının dışında, mesela Allah'ın zatının dışında iman esasları var ya, beş iman esası, altı tane de Allah'ın dışında, subutu sıfattan olsa da Kur'an mahiyeti zatiye göre dışında. Allah Allah, ne dedim ben bunu? Bir de okuyayım. Ben de anlamadım. Allah'a imanın dışında beş iman esasları Allah'ın zatının dışında bu. Mesela meleklere iman Allah'ın dışında. Kitaplara iman Allah'ın dışında. Ahirete iman etmek Allah'ın dışında. Öyle değil mi? Tamam. Subuti sıfattan olsa da Kur'an subuti sıfattan ya, kelam sıfatından gelmiş. Mahiyeti zatiye göre Kur'an dışta. Vicdan dışta mı? Mesela üniversite diploması var. Dolayısıyla ortaokul diploması da var. Yani mahiyet şuunat-ı zatiyesinde zatı ve subutu sıfatlar da var. Ama bizzati net değildir. Yani haşa, anlamak için söylüyorum. Biz yürüyebilsek, gidebilsek, esmaya girsek mahlukat biter. Subutu sıfata gitsek, girebilsek esmalar biter. Yürüyoruz, zatı sıfata girdik. Subutu sıfat da bitti. Şunat-ı zatiye girsek Seyyid Ahmet, subuti ve zatı sıfatlar da ortadan kalktı. Ne kalktı? Kelam sıfatı. Dolayısıyla iman da yok. İman gaybadır şey. O kelam sıfatı, irade, sen, basar, vücut, kıdem, her şey yok olur. Tamam. Niye dedim bunu? Vicdan çekildiği kadar çekiyor, çekilmeyi Allah'a iman tarafı yapıyormuş. Yani Allah'a imanımız ne kadarsa, beş tane iman esasını o kadar çekiyoruz. Bu sonuç için yazmışım herhalde. Oldu mu biraz? Peki ne dedik buna? Buna zişur oldu. Allah'a imanımız kadar beş tane iman esası bizde on miktarda aktif oluyor. Fıtrat geneldir. Fıtrat. Fıtratın bilinci, şuura, dönüşüm makamı vicdandır. Yani geneldir. Mesela akıl da fıtrattır. Ruh da fıtrattır. Yani mahluk olan her şey bizde fıtrattır ve geneldir. Ama bu fıtratın şuura dönüşmüş yeri vicdandır. Fıtrat vicdanda zişuurludur. Akılda akıldır. Ruhta ruhtur. Fıtrat her makamda kendini o makamda ifade ediyor. Fıtrat akılda akıldır. Vicdanda zişuurdur. Ruhta ruhtur. Fıtrat. Hasan abi. Evet. zan diyebilmek için Hasan abi zıt diye de bilmemiz gerekiyor. Zıtların olduğu yerdir. Ve zansızlığımızın olduğu bir nokta var mıdır bizim abi? Zansızlık ancak Allah'ta vardır. Hasan abi, vicdanın kendisinde zan var mıdır? Ya şimdi bana bunda niye şey yapıyorsun? Şimdi
ne yapmak istiyorsun? Sen onun sonucuna şey yap bakalım. O konumuz... Demek istediğim şu ki, vicdan tek başına değil vicdan. Tamam. Vicdan zıttıyla vicdan oluyor. Zıttı nedir peki vicdanın? Bütün mahlukiyet. Vicdanı kendisi mahluk değildir desem o da olmuyor da. Olmaz. Şimdilik dur. Biraz gideyim. Saat ne kadar oldu? 4'e var daha. Bu önden şey abi, yap. Hasan abi. Dinliyorum abi. Abi şimdi bu vicdan, fıtratta vicdanda zişuur, akılda ziakıl, ruhta ziruh ifadeleri, bakın fıtrat, vicdan için zişuur dediniz, akıl için ziakıl dediniz, ruh için ziruh dediniz. Yani fıtratın dönüşüm yeri yani, ruha dönüşme yeri. Yani fıtrat bir geneldir, nedir? Bir paket yani, bütünseldir. Mesela çekirdek, daldır ama yaprak farklı ondan. Meyvedir ama kok ondan farklı. Şey için söylüyorum, zaten sarı ifade yok mu abi? Ruh, zişuur değil mi? Yani... Aslında zişuur, ruh bir sıfatı. Elbette ki zişuurdur da, ruhu konuşunca artık genelini, o tavsifini yapmıyor. Ruh hepsini kapsadığı için ziyayattır, zişuurdur, kanuni bu genel bir tabir. Ama içeriye girelim ya, bu bina tamam da, ya bina dışarıdan mutfağı gözükmüyor, salonu vesaire gözükmüyor, içine giriyorsun. Yani genel tabir ruh böyledir. Ama giriyorsun, ya kardeşim zişuurdur da, ruh neresi zişuurdur? Yani kendisini nasıl yansıtır? Ruh, şuur tarafı nerede tezahür eder? Elektrik geneldir. Wolfram telinde ışık. İletimi zor olan demir veya bakırda sıcaklıktır. Vesaire. Elektrik cisme göre kendisini ifade ediyor. İçerisini dışarıya gösteriyor. Ruh da kendisini akıl itibariyle, dimağda, yani genel şemsiye bu. Bir tane de okuyayım mı bir parça, ondan sonra keseriz biraz. Sözler 381. Ama alemimizde ne oluyor biliyor musun? Bu konuştuklarımızda vicdan böyledir. Oturdu değil, oturmaz. Oturması için çalışmıyoruz. Bak kafirde vicdan yok diyorduk. Varmış. Ya çalışa çalışa su kayaya vura vura oyuyor. Oturması için gidiyoruz. Akıl bitti mi bitmedi. İstanbul'a akıla devam edeceğiz. Şimdi vicdanı şu anda tam oturtmak çalışmıyoruz. Bir bilgi anaforu yapıyoruz. Neyin nesidir? Bir genel bakıyoruz. Sonuna doğru bir şekilleniyor. Yani ezel, ebed, dönüşüm şey vicdan dedik ama gene kafamızda duruyor. Dimağ süreç dedik ya. Süreç devam ediyor. Yani vicdan çalışması belki de en az 50-60 tane ders olacak. En az 50 tane olur. Aa, şimdi 4 tane mi, 5 tane mi oldu? Daha tar bugün lügatını okudum daha, biraz daha. Vücut köküyle vece köküyle. Yani şey yapmayın yani. Acaba niye alemimizde tam oturmadı? Oturmaz tabii. Oturur mu? Çünkü enfüste taşlar oynadı. Öyle paldır küldürle bir kabullenmek yok yani. Hiç kimse demez. Sen de ben de. Zaten kimse etmiyor. Ama bu taşları koya koya atıyoruz malzemeyi. Paldır küldür yemekleri gönderiyoruz o çeşit ama içeride tefrik edilecek de oturacak yani. Oturması için. Şu anda malzeme veriyoruz. İçeridekiler tasnif etsin. Bu budur, bu da budur. Bir tane de malzeme gönderelim de keselim. 381 Meyten kelimesiyle der, vicdanınız nerede? Gıybetle alakalı. Fıtratınız bozulmuş mu ki en muhterem bir halde bir kardeşine karşı etini yemek gibi en müstekreh bir iş yapılıyor.
demek, zem ve gıybet, kötülemek ve gıybet, aklen, kalben ve insaniyeten ve vicdanen ve fıtraten ve asabiyeten ve milliyeten mezmumdur, kötülenmiştir. Ne anladık burada? Niye aldım ben bunu? Demek vicdanı bozan, vicdan bozulduğu kadar gıybet eder, zemmeder. Vicdanı ne kadar bizim zayıfsa gıybet yaparız, bir de kötüleriz. İndir bindir onu bunu eleştiririz. Tenkit ederiz, vicdanımız zayıflığı kadar oluyor. Bir tane de okuyayım. Bu da abi... Münafıklığa götürüyor yani illaki bir yerde. Yani. Yok, münafıklığa yani, tabii sonuç... Ayarını değil. Yani ayarını bozar. Sözler 386-389 veyahut yalancı, vicdansız münafıklar gibi Kur'an senin sözlerindir diye seni itham mı ediyorlar? Münafık neymiş? Yalancıdır, vicdansızdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı yalancılıkla itham ederek Nas açık olarak Emirdağ'da söylüyor. Münafık Peygamber aleyhissalatü vesselamın şiddetle aleyhindedir. Mesela vicdansız birisini, münafık birisini hayal edin. Kitabında, konuşmalarında bütün hedef peygamber. Arap uşağı der. Bilmem şey der. O Arap'ın yahvelleri vesaire bir sürü. Peygamberin aleyhindedir. Sözler 414, 7 dakikamız var. Evet, kalbi sekamsız, aklı müstakim, vicdanı marazsız, zevki selim her adam, Kur'an'ın beyanında güzel bir selaset, rana bir tenasüp, hoş bir ahenk, yekta bir fesahet görür. Şimdi ne anladık buradan? Kalbi sekamsız olan, ne demek sekam? Kalp hastalık. Kalbi hasta olan ve olmayan, Kur'an'ın güzel bir selasetini görür. Yani hasta olmayan. Aklı müstakim olan ne görür? Rana, güzel, hoş, iyi bir Kur'an'ın bütünlüğünü görür. Tenasübünü görür. Vicdanı marazsız olan, vicdanı iyi olan, bozuk olmayan, Kur'an'da hoş bir ayet görür. Görmüyorsa vicdanı bozuk. Zevki selim olan, Kur'an'da yekta bir fesat görür. Yani vicdanla alakalı hiçbir şey bırakmadım. Bunu da aldım ki. Yani Kur'an hakkında şüphe falan demek ki vicdanı bozuk. Ahenk demek, seslerin arasında uygunluk, düzgün tarz, gidiş demekmiş ahenk. Yekta, eşsiz, tek başına, yalnız. Vicdanda sorun olma nispetinde dinle sorunları olur. Sonucu çıkarttım. Vicdanda sorun olan din ile sorunlu olur. Dinle kavgalıdır. Dinle sorunlu yaşar bu. İşi gücü din. Niçin? Seyit Ahmet. Ya bu öğretmen, bu adam, ya işi gücü niye dine getiriyor? Vicdanı bozuk olanın dinle kavgalı olur. Hemen hiç şüphe etme yani. Acaba yok. Bir daha bir yabancılara Kur'an dinletiyorlar. Onların böyle gözü yaşarıyor, duygulanıyor. Demek ki vicdanı çok bozulmamışsa ahengi hissediyor. Ahengi hissediyor. Mesela orkestra şefliğinde var ya böyle. Adam yapıyor ya. Bu Kur'an'daki o sesten, manadan, hükümden, fıkıhtan bir ahengi kim görüyor? Ahengi şey görüyormuş. Vicdan. Mesela diyelim ki orkestrada saz, mesela niye böyle yapıyormuş biliyor musun? Sazcıya diyor ki bak şey telin, o anlıyormuş. O ses telin var ya 3-4-5 tane telin. Üçüncü telin akoru bozuk. Bu akoru bozukmuş. Böyle işi olsun diye yapmıyor çoban gibi böyle. Böyle hepsini bir anda görüyor. Hepsine mesaj veriyor. Kemançı, telci, sazcı
Hepsi ondan ders aldı. Onun için çok zordu bu iş. Üstad da kainata müziki dairesi diyor. Mesela şöyle yaparken şöyle ona diyor ki bak üçüncü telin gevşek. Ona diyor ki senin diyor şeyin öteki parmağın yanlış vuruyor diyor. Top geliyor sesi. Aynı anda. Bu orkestrada kaç kişi var? 50 kişi çalıyor. Güzel bir şey. Kimi takdir ediyorlar? Aferin lan kemançı. Aferin lan sazcı diyorlar mı? Şefi. Bir ses aynı aynı duyuyor. Hepsini duyuyor. Sazı duyuyor. Duymasa bak üçüncü telin ha. Beş tane telin tek tek telin aynını biliyor. Üçüncü telin gevşek. Sen yaşa yapıyorsun. Sen bak notanı dikkat et. Top geldi. Hepsini tek tek duyuyor. Onun için usta lemaatta sözlerde kainata müziki dairesi diyor. Bütün mevcudat, bütün şeyler konuşuyor kendisiyle. Ama bir ahenk var. Bunu kim görür? Vicdan görür. Vicdan orkestra şefi. Hepsini sopa alıyor. Oo! Sen de diyorsun ne yapıyor ya? O adam niye ona bakıyor? Ha bana hemen telini düzeltiyor. Bunu duyuyor o adam. Bu böyle olursa yani nasıl bir kulak ki 5-6 tane aynı anda ve idrak ediyor hepsine ayrı hüküm veriyor. Allah nasıl olur? Kuşçu işe alma. Kuşçu işe yok de. İçsel bütünlüğe getiriyor yani. Orkestra şefi bütün çalgıcıları bir bütünlüğe getirdiği gibi vicdan da hani içsel bütünlüğe getiriyor. Evet evet. Ha. Dönüt veriyor. Harika. Güzel yaptın şimdi. Tamam. Ve peki bu orkestra şefi nasıl bütüne getiriyor? Eksikliklerini de tamamlattırıyor. Vicdan da iç alemini bütüne getiriyor. O şefmiş. Üç dakikamız var. Bir tane okuyabiliriz. Sözler dört... Evet. Özür dilerim. Bu vicdandaki iradenin inkişafı nispetinde o zaman enede tayyum ve teşebbüs da mı ortaya çıkıyor o bahsettiğiniz manayla beraber? Nasıl mesela? Hani vicdan ahenge getiriyor diye yanlışlıkları iradesini kullanarak... Sırf iradeyi kullanmıyor. Vicdan bir bütündür. Mesela iradeli fiilleri, vicdan diyor ki iradeli telliler var, vurmalı var, dokunmalılar var, bütün müzik aletleri var. Hepsini ayrı yapıyor. Mesela böyle böyle yaparken tellilere, böyle böyle yaparken vurmalılara, böyle böyle yaparken böyle şeylere, üflemelere, üflemelere hepsini yapıyor. Ha vicdan iradelilere iradeyle, hissi olanlara hissi, vücudu olanlarıyla zihinle şahit ve meşhur tarafını Latife-i Rabbaniye ile yapıyor. Bütüne getiriyor. Diyor ki senin söylediğin bir taraf irade ile eylemlerini düzelt gevşektir. Bak his tarafında yanlış, eksik. Vicdanla vücut bulmadın bak ademe gidiyor bak. Şef gibi ya. Şef, nereden çıkarttı bunu? Vicdan marasız olursa Kur'an'da hoş bir ahenk görür. Ahenge baktım, ahenk nedir diye. Orkestra şefliği gibi olduğunu söylüyor ustam. Kainat müziki dairesidir diyor. Ağaçlar konuşuyor, çiçekler konuşuyor, kuşlar konuşuyor, mevcut konuşuyor. Hepsi ama mükemmel bir şey. Peki, orkestra şefi kim bunun? Kur'an hepsinin ahengini bize ifade ediyor. Bizdeki ifadesi vicdan, üfürenlere, vuranlara, tellere, itenlere, kalkanlara vicdan diyor ki yapma. İradesiyle eylemsel, hissiyle hissel, tarafgir, zihin ile fikirsel, latife-i rabbaniyesiyle de şahit ve meşhut. Hepsini olmaz Muhiddin-i Arabi meczup olursun. Vahdetül vücuttan vazgeçmelisin diyor. Vardır diyor bu. Sensin diyor sen diyor şahit olduğuna sen şey yapıyorsun esas alıyorsun.
diyor. Sözler 463. Yok girmeyelim. Tamam, saatimiz doldu. Bugün de maşallah dershane iyi çalışıyordu ya. Hali vicdani olan yere geldik. Ha, oraya geldik. Hali ve vicdani yere geldik. Ama bunu okuyayım çünkü bugün şeyi yaptık. Vicdanı biraz şey yaptık. O kaderden biraz mukaddeme yaptık. En azından okuyalım. İzah yapmasak bile bırakalım. 463. Kader ve cüz-i ihtiyari İslamiyetin ve imanın nihayet hududunu gösteren hali ve vicdani bir imanın cüzlerindendir. Yoksa ilmi ve nazarı değildir. Mesela ilim nerede kaldı? Sistemde, dimağda kaldı. İlmin yeri neresidir? İlmin yeri neresidir? İnsan yaratılışına dimağdadır. Dimağdadır. İlmin yeri yukarıda. Vicdanda ilim var mı? Yok. Yani üniversite diplomasında ortaokul diploması var mı? Var ama içinde böyle 5-6 tane diplomayla gelmiyorlar. Bir tane gelince. Yani ilmi sonuç zannediliyor, süreçtir. Şimdi yoksa diyor kader ilmi ve nazarı değildir. Yani nazarı şu, şahit olduğumuz, bu. Yani ilimle de bu nedir? Kalemdir. Nereden biliyoruz? İlmi. Mesela şöyle de diyebiliriz hali. Şu bahçemizdeki limon ağacı var. Bahçedeki limon ağacı var. Limon ağacına baktık, yazdık ilim. Yani bilim çıktı, yazdık. Nereye baktık? Bu ilmin kaynağı nedir? Limon. İyi dinleyin. Benim bu ilmimin kaynağı limon ağacı. Ama yok iken onu yaratan Allah kullandığı ilim, ben limona bakarak elde ettiğim ilimle hiç alakası yok. O ilimle o ilim hiç alakası yok. Bir daha. Allah yok iken var etti limonu. Vara ben bakıyorum. Oradan bir şeyler çıkartıyorum. Limona bakarak elde ettiğim ilim ile yok iken yoktan var eden ilimle alakası yok. O üst işte. O üst olan bizdeki vicdan, bizim elde ettiğimiz ağaca bakarak eldeğimizin dimağı. Onun için kader hali ve vicdanidir. İlmi ve nazarı değildir. Nazar nedir? Limona bakarak almak. O zaman ilim olur. Ama kader ise bunların arkasındadır. Şimdi ne anladık burada? Nazm-ı manesiyle bakarsak, o kader değil ya konu, vicdan. Kader İslamiyet'e denk geliyor. Hala geliyor, ilme tekabül ediyor. Cüz-i ihtiyari imana, vicdana ve nazariye denk geliyor. Şimdi burada hali yok, vicdanını biraz konuşmuştuk dersin başında. Hatırlarsınız. Vicdan ondandır ki kader hali ve vicdanidir. Hali ve vicdanidir. Burada izah yapılmıştı bayağı. İlmin arkasındadır. Böyle ilimle izah edemezsin. İlimle nereye gidersin? Limona kadar gidersin. Ama o ilimle limonu yaratana gidemezsin. Kader böyledir. Bunun arkasındadır. Hali ve vicdanidir. İlmi ve nazarı deneysel bir şey değildir. O zaman biz ne çıkarıyoruz? Kader esma-i fiiliyenin bütünselliğidir. Burada kesiyorum. İnşallah haftaya ki haftaya da olursak tabii. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas selavat. Canlı yayında olan kardeşler, sorusu veya diyecek olan var mı? Kapatıyorum. Allah razı olsun, hayırlı kandiliniz olsun. Evet, evet. Sizin de inşallah kandiliniz mübarek olsun. Sizin de. Bu akşam değil mi gecemiz? Evet abi. Vay. Bu akşam gece inşallah. Miraç kandili. Miraç kandilinde abiler 5 tane meyve var. İslam alimleri 3 tane meyve diyor.
Ustad 5 tane ahir zaman vazifeli olunca 5 tane meyvesi var. Onu okumanızı, hulasa etmenizi tavsiye ederim. Ve çabuk söyleyebilirsen 5 tane meyveyi hulasa edersek bir tanesi neydi şey? Abi hülasanın hülasasını söyleyeyim. Birinci meyvesi iman. Yani iman ettiği şeylerin hakikatlerini görmesi. Tamam. İkincisi İslam. Ne demek? Namaz ve diğer İslami esasatı getirmesi. Üçüncüsü saadet-i ebediye. Saadet-i ebediyenin vücudunun müjdesini getirmiş. Saadet-i ebediyeyi hakkıyla yakin anlamış. Biz yaşamış demek yani. Evet. Sonra rüyet. Rüyeti getirmiş. Dördüncü meyve. Yani görmüş, bize de bu evet. müjdeyi vermiş, sen de göreceksin. Hem de müminler de bunu yapabilir diye. Beşincisi seni sana vermiş abi. Eneye geliyor. Niye? İnsanın ne olduğunu anlatmış. Siz bugün anlatıyordunuz ya sürekli yani. Hani Allah belli, insan belli değil, gizli diye. Evet. En son bunu vermiş. Kainatın kıymetler bir meyvesi. Saniye kainatın nazlarını bir, iman esaslarını, iman esaslarının altısını gözüyle görmüş. Birincisi. İkincisi? İslam. İslam esaslarını. Yani marziyet Rabbaniye'yi. Senden evet. benden ne istiyor? Ne istiyor? Üçüncüsü saadet-i ebediyeyi getirmiş. Saadet-i ebediye. Ve hakkel yakin orada yaşamış yani. Dört rüyet. Bizim de görebileceğimizi müjdeniyor abi. Beş ene. İnsan evet. nedir? O İnsanı şey. İnsana. Mesela o beşincisi de çok ilginç. Allah'a görmemek. Allah sorunu değil, insanın sorunudur. Ki niçin gözükmez? İnsan kendisi gözükmediği için. Allah gözükmediği için değil. İnsan kendisini örttüğü için, kendisi gizli olduğu için Allah'ı gizli zannediyor. Oysa Allah şiddeti zuhurundan ayağındır. Ben kimim? Benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim aklım, benim ruhum, o ben olan ben bir sürü şeylerle örtülmüş bunlarla. Bu ruh bile değil, ruhun arkası. O ben olan ben gizli. O gözükmüyor. O gözükmediği için onu görmesini gerekeni de görmüyor. Demek ki görme meselesi insanın sorunudur. Gözüken Allah'ın sorunu değil. Allah şiddeti zuhurundan taayyün etmiş ama tersi itibariyle şiddetle insan kendisi gizlenmiş. İnsan kendisini unutmuş, kendisini kaybetmiş. Nerede? Kendisinde. O zaman Miraç'ta beşinci meyve insanı insana getirmiş. İnsanın kendisini keşfetme yolunu açmış. Kendisini tanımlama. Çünkü Allah'ı tanımak kolaydır. İnsanı tanımak zordur. Allah'ın peygamberi var, kitabı var, kainatı var. Allah'ı tanırsın. Ama ben ne peygamberim var, ne kitabım var, ne eserim var. Gizli olan kimdir? Allah değil, benim. Gizli olan benim. Onu demiş. Miraç. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha'tı mâ selavâtu.